Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirmek üzere çok değerli bir konuğum var. ASAM uzmanı Doktor Eray Güçler bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kuzey Irak'tan gelen üzücü haberlerle Türk milletinin adeta yüreği kan ağlıyor. Hain terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve buradan başlayacak olursak, terörle mücadelenin başına da dönecek olursak, Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlardaki günümüze geldiğimizdeki son durum nedir hocam? Tabii şimdi yani o 90'lı yıllarda ki durumla şu an arasında çok büyük fark var. 90'lı yıllarda aslında ilk 80'li yılların ortalarında biliyorsunuz PKK'nın işte bir eylem süreci başlatması, kendini ilan etmesi vesaire. İlk başta 90'lı yılların sonuna kadar hatta bu terörün ne olduğunu Türkiye tam olarak anlayamadı. Ya da terör yani yöneticileri, ülkenin yöneticileri, askeri ve politik yöneticileri bu PKK'nın ne olduğunu tam anlayamadılar. Farklı farklı işte uygulamalar vesaireler yapılmaya çalışıldı. Silahlı mücadele boyutunda teknolojimiz yetersiz olduğu için dışa bağımlı kaldık. Dolayısıyla bir etkinlik sağlanamadı. Tam bir etkinlik sağlanamadı. Bunu fiziksel güçle tamamlamaya çalıştık. İşte sınır ötesi operasyonlar, kalabalık birliklerle, kolordu çapında birliklerle sınır ötesine, sınır ötesi operasyonlar yapılmaya çalıştık. Bu da tabii terörü durdurmadı yani. Hani bakacak olursak. Tabii sadece yurt içine değil, yurt dışına da odaklanmak lazım. O dönemde işte Irak'ın parçalanması süreci özellikle. İşte 36. paralelin ilan edildi. Irak'ın kuzeyinde bir özerk yönetim, suni özerk yönetim yapılması vesaire. Bunlar tabii PKK'ya yerleştiği için alan sağladı. Ta ki bizim kendi teknolojimizi, milli teknolojimizi üretip dışarıya olan bağımlılık azaltılmaya başladığından itibaren PKK ile mücadelede de bir dönüşüm sağlandı. Bu kapsamda ilk yapılan işlerden bir tanesi de atak helikopterlerinin üretilmesiydi. İşte aynı dönem çözüm dönemi, çözüm süreci adı altında 2013'te yürütülen işte bir süreçle birlikte aslında devlet bir stratejik manevra yaparak teknoloji üretimi, terörle mücadelede teknoloji üretimine de gerçekleştirdi. Ve bu teknolojik üretimle bağlı olarak bizim yurt dışına olan bağımlılığımız giderek azaltılmaya başlanınca terörle mücadelede önemli mesafeler almaya başladık. Tabii bu peş peşine geldi. Yani işte önce atak helikopterleri, dronlar, bunların yerli ve milli füzelerinin üretilmesi bakın çok önemlidir yani. Hani bir silah üretmeniz yetmiyor, onun mermisini de üretmeniz gerekiyor. Akıllı füze sistemleri. Akıllı füze sistemleri önemli çünkü terörle mücadele bölge atışı yaparak yapan silahlarla sonuç alamazsınız yani. Klasik dediğimiz konvansiyonel silahlarla sonuç alamazsınız. Mutlaka noktasal hassasiyeti, vuruş hassasiyeti olan silahlar üretilmesi gerekiyordu. Bunlar üretildi. Hassas güdüm kitleri üretildi. Yani ve bir anda özellikle havadan hedef tespit, takip ve bilgi aktarım sistemleri adı altında gruplayabileceğimiz bu yapılanma, yani teknoloji, silah savunma teknolojilerindeki gelişme, terörü bir anda lokalize etmeye başladı. Yani teröristler hareket edemez hale, önce hareket edemez hale geldiler. Hareket edemeyen teröristler de açık hedef olmaya başladılar. Açık hedef olunca da bu sefer bulundukları yerlerde parça parça imha olmaya başladılar. Ve bununla paralel tabii çok önemli bir adım atıldı. O da 2017 yılında, yani 2013'ten 4 yıl sonra, 2017 yılında Hakkari'den iki tabur
Daha sonra da Şırnak'tan iki tabur, toplam dört taburluk bir güçle Kuzey Irak'a gelindi ve kalıcı olarak gelindi. Yani bir taraftan savunma teknolojileri, işte atak helikopterleri, SİHA'lar, bunların mühimmatları, hassas güdüm kitleri vesaire üretilirken, ama bir taraftan da Irak'a girildi ve yakın sınır civarımızdaki teröristlerin yaşam alanları, beslenme alanları yok edilmeye başlandı. Bu şekilde özellikle yurt içinde kısa sürede terör yok edilmesinin önü açıldı. 2019'dan itibaren daha kalıcı üsler sağlandı. Şu an işte itibariyle yaklaşık 40 civarında daimi üs. Bunun 2-3 katı kadar da geçici üstlenme alanları, bölgeleri tesis edildi. Ve ordumuz artık buradan geri çıkmadı. 2017'den itibaren Irak'tan geri çıkmadı. Dolayısıyla kalıcı olarak orada bulunmak terörle sınırımız arasında bir mesafe oluşmasını sağladı. Daha sonra bu mesafe güvenli hale getirildi ve bu güven, evet, bir 30-40 yaklaşık kilometrelik 30-40 bir kilometrelik mesafeden derinlikte bir mesafe efendim. Yani biliyorsunuz aynı olay 2016 yılında da Suriye'de başlatıldı. Yani tam olarak tarihte 24 Ağustos 2016 tarihinde ilk sınır ötesi operasyon başlatıldı. Hem Irak'ta hem Suriye'de topyekin sınırlarımızla terör odakları arasında mesafe bırakıp burayı güvenli hale getirme, yani bir güvenlik kuşağı oluşturma stratejisi adım adım geliştirilmeye başlandı. Şu ana kadar da geldi. Ve şu an gelinen noktada Irak'ta, özellikle Irak'ta kesin bir bölge hakimiyeti, alan hakimiyeti Türkiye sağlamış vaziyette. Tabii bir de silahlı kuvvetlerin yanında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bir kuvvet çarpanı olarak sahaya indiğini görüyoruz. Hani bu da çok önemli. Yani çünkü bakın son bir yılda 182 operasyonda 202 terörist, üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Yani bu üst düzey teröristler sadece terörist de değildir. İşte Amerika'nın, Avrupa'nın, bölgedeki İran'ın, diğer bir takım ülkelerin örgüt içerisindeki de ajanlarıdır. Bu ajanlar vasıtasıyla örgütte dışarıdan yönlendirmeler yapılabiliyor. Dolayısıyla bunların etkisiz hale getirilmesi aslında PKK içindeki dış ülkelerin etkilerinin kırılması suretiyle PKK ile bizim baş başa kalmamız, hesaplaşmamız anlamında çok önemli bir de arka planda işlev görüyor yani. Tabii bir de yöneticilerin ortadan kaldırılması örgütün kolektif, örgütsel bütünlüğünü, kolektif hareket edebilme kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Hani gerçekten çok önemli ve kalıcı çözülme sağlanıyor. Geri dönmeyecek şekilde kalıcı çözülmeler gerçekleşiyor. Şu an bakarsanız PKK'nın hani geçmişten 90'lı yıllardan farklı olarak Irak'ın kuzeyinde serpinti grupları halinde bulunduğunu görürsünüz. Yani bir kolektif ordu, böyle kolektif bir örgüt şeklinde değil, örgütsel bütün, örgütsel hareket edebilme kabiliyetini yitirmiş serpinti grupları şeklinde dağınık olarak bulunduğunu görürsünüz. Bazılarının iddia ettiği gibi işte ordulaştılar, şöyle yok efendim, öyle bir şey yok. Zaten son saldırı da göstermiştir ki bunlar yardım ve destek alamadan herhangi bir eylem yapamıyorlar. Yani yardım ve destek alamadan. Hocam hemen onu sormak evet. istiyorum. Şu anki askerlerimize yönelik örgütün pozisyonu bu efendim. Evet, yani örgütsel, yani çoklu olarak hali değil de küçük birimler halinde olduğunun altını çizdiniz. Hemen son operasyonla ilgili de iletişim kopuk. Yani koordineli ve güçlü iletişimle kolektif, ortak, müşterek hareket edemiyorlar efendim. Serpinti grupları halindeler. Tabii buna parçalanmanın ilk aşamasıdır. Bunun bir sonraki aşaması toplu teslim olmalar şeklinde gerçekleşecektir. Artık PKK, Türkiye için PKK'nın yok edilmesi sadece zaman meselesidir. Tam da bu noktada böyle gidip de örgüte bir yaptığı eylem üzerinden, daha doğrusu yaptırılan bir kuvvet payesi biçmek yanlıştır. Doğru değildir. Evet, dışarıdan olduğu kadar içeriden de maalesef özellikle sosyal medya ve algı yönetimiyle de
çok fazla biliyorsunuz ki durumlar söz konusu. Peki askerlerimize yönelik yapılan saldırılar, son saldırılar özellikle incelendiği zaman işte yüksek teknoloji ürünü silahlar dikkat çekiyor. Peki aklımıza gelen sorulardan biri de şu ki bu silahları nereden temin ediyorlar? Evet, bunu ABD, İsrail, Avrupa başta olmak üzere küresel ve bölgesel güçlerin derin istihbarat yapıları bunlara temin ediyor, veriyor. İşte bakın şiddetli kar, derin kar ve şiddetli soğukların olduğu bir ortam, şiddetli rüzgarın, fırtınanın olduğu bir ortam, iletişimin sıfır neredeyse, helikopter faaliyetinin olamadığı bir ortam düşünün, görüş mesafenin de sizin neredeyse sıfıra düştüğü bir ortam düşünün. Burada yani nasıl gelip de üst bölgelerindeki askerlerimizi bulabiliyorlar, geçici üst bölgelerindeki, ki bunlar son dakika çıkıyorlar yani, öyle şey de değil, hani uzun süreli orada da kalmıyorlar mesela, değişik zamanlarda değişik yerlerde hareket ediyorlar, faaliyet gösteriyorlar ve bunlar tabii uydudan tespit edilen, kendilerine ait uydulardan tespit edilen kritik koordinat bilgilerinin bu PKK'lı teröristlere verilmesi suretiyle gerçekleşme ihtimali yüksek. Aynı zamanda kış teçhizatı, termal battaniyeler, güdümlü tank savar silahları, bunların hepsi veriliyor yani. Bunlar pazardan, çarşıdan pazardan bulabileceğiniz şeyler değil. Tabii bir de hedeflerde kaç kişi var, işte hedef bilgileri ayrıca istihbarat ve bunu giderken nasıl bir taktik, saldırı taktiği uygulayacaklar vesaire. Bunların hepsi Kamışlı'da Cuma günden 2 gün önce, Çarşamba günü Kamışlı'daki bir sözde tatbikat adı altında bunlara verildiğine dair güçlü bilgiler var. Tabii Türkiye sadece teröristlerle değil, teröristlerin arkasındaki asıl güçlerle mücadele ediyor. Ama şu bir gerçek, yani neticede PKK'ya bir kısım güçlerin teknolojik imkanları, taktik ve teknik destek sağlanarak noktasal saldırı, noktasal eylem kabiliyeti kazandırılmış durumda. Bakın yani ancak bu şekilde noktasal eylem kabiliyeti kazandırılabiliyor. Hal böyle olunca da işte geçen Cuma günü yaşadığımız olay meydana geliyor. Ama neticede olaya baktığınızda işte Hakur, Gara, Zap ve Metina'da 4 bölgede 7 ayrı noktaya saldırı girişimi var Cuma'yı, Cumartesi'ye bağlayan gece. Bunun ikisinde sızma girişimi yapıyorlar ve çatışma çıkıyor. Her iki tim de kendisine sızan teröristleri etkisiz hale getiriyor. Şehit de veriyoruz. 6-6-12 şehit veriyoruz ama yaklaşık 14 terörist de orada etkisiz hale getiriliyor. Yani savaşıyorlar askerlerimiz. Daha sonra işte kaçış yollarına indirmeler o gece yapılarak, ki zor yani o görüş şartlarının neredeyse çok zor olduğu, helikopterlerin kalkamadığı riskli bir durum var. O risk göze alınıyor ve indirmeler yapılıyor. İndirmeler yapılınca sabaha karşı geriye çekilmeye çalışan teröristlerle geriye indirmiş olan özel kuvvetler rimiz karşı karşıya geliyorlar. Yani bir anlamda teröristler arkadaki gece indirilen timlerin kucağına düşüyor ve aldığımız son bilgi dün akşam itibariyle sızma girişimi yapan 4 ayrı bölgede 7 noktaya sızma girişimi yapan teröristlerin tamamı etkisiz hale getiriliyor, ki 2 tanesi üst düzey terörist, isimleri de var. Bunlar da kurtulamıyorlar. Yani orada bizim askerlerimiz tarafından etkisiz hale getiriliyorlar. Hepsi gömülüyor. Sosyal medyada da görüntüler de çıktı. Yani evet, işte üçüncü tarafların derin istihbarat yapıları vasıtasıyla bir sınırlı kapasiteler, yetenekler kazandırılarak üzerimize saldırtılan teröristlerin bu eylemlerinin bedeli çok ağır oldu onlar için. Yani sadece Irak'ta değil, Suriye'de de bütün terör hedefleri tereddütsüz vuruldu, altyapıları tereddütsüz vuruldu.
enerji santralleri, kullandıkları mahaller, altyapılar, petrol kuyuları tamamen vuruldu ve vurulmaya da devam ediliyor. Tabii terörist de bunun altyapısını kim oluşturuyor dediğiniz zaman tabii bunlar için milyar dolarlar harcayan devletler var. Dolayısıyla bunların oradaki varlıkları da çok büyük darbe almış oldu. Yani sadece teröristler değil, arkasındaki güçlerin de mücadele edildi. Arkasındaki güçlerle de mücadele edildiğini burada rahatlıkla söyleyebiliriz efendim. Özellikle de İsrail-Hamas çatışmasında Türkiye'nin Evet, Filistin zamanlama halkının açısından yanında yer alması, evet, evet. zamanlama Neden biz oldu manidar sorusunu sorusu cevap ettim. akıllara geldi. Onu da hemen Aslında soralım şöyle hocam. biraz da onu değinelim. Yani neticede Hamas, sizin de belirttiğiniz gibi Hamas-İsrail çatışmasında Türkiye'nin Filistin halkının yanında yer alması yani İsrail'i ve ABD'yi rahatsız ediyor. Çünkü önemli bir kuvvet çarpanı. Yani bir Ürdün'ün İsrail, Filistin'in yanında yer almasıyla Türkiye'nin Filistin'in alması arasında çok büyük fark var. Yani Türkiye bölgenin en güçlü ülkesi. Ve Türkiye'yi işte böyle terör aparatlarıyla falan böyle ayar verilebilecek bir ülke değil. Bir şey yapmaya kalkarlarsa bedeli çok ağır oluyor yani. Alın buyurun, bütün bölgedeki grubu Türkiye etkisiz hale getiriyor. Derinlikteki teröristleri yok ediyor yani şimdi. Türkiye ile oyun olmuyor yani. Oyun olamaz yani. Türkiye güçlü bir ülke. İşte ama bu noktada işte Filistin'in yanında olması, Hamas'ı desteklemesi İsrail ve ABD'nin bölge politikalarını engelliyor. Onun dışında bakın Kıbrıs'ta şimdi ikinci bir üs ilan ediyoruz, şey yapıyoruz. Kıbrıs'ın güneyinde, Kuzey Kıbrıs'ın güneyinde bir deniz üssü yapılıyor ve bölgedeki hakimiyetimiz arttırılıyor. Doğu Akdeniz'deki durum üstünlüğünün Türkiye'de olması, Ege'de Yunanistan'a karşı durum üstünlüğünün elimizde olması, Montrö'yü uygulayarak ABD'li emperyalist güçlerin NATO üzerinden Karadeniz'e geçmesi ve Karadeniz'in bir savaş alanı olmasının önlenmesini sağlaması Türkiye. Tabii çok önemli şeyler bunlar. Hani çok önemli dış güçlerin politikalarını durduran, etkisizleştiren, kıran önemli gelişmeler. İşte bunlara karşı Türkiye'ye ekonomik ya da politik bir şey yapamayınca ya da ambargolarla 90'lı yıllarda olduğu gibi ambargolarla bir şey yapamayınca böyle işte noktasal olarak buldukları serpinti gruplarından bazılarını toplayıp bir takım onlara teknolojik imkanlar vermek suretiyle Türkiye'ye saldırtıp ayar çekmeye çalışmak yani bedeli oluyor efendim. Bedelini ödüyorlar. Bunu hiç çok rahat söyleyebilirim. Tabii daha başka da bunun bedelleri olacaktır. Başka alanlar başka bedel de ödeyeceklerdir. Devlet bunun farkında. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açıkladı. Savunma Bakanımız bunu açıkladı. Onun ötesinde de tabii masada da bunun bedeli olacaktır. Türkiye bunu unutmuyor. Ama şu bir gerçek. Eskiden olduğu gibi birileri çıkıp işte şu saldırı olur falan diye büyükelçiler açıklama yapılan bir noktadan. Şimdi işte noktasal olarak bir takım terörist grupları, serpinti gruplarını Türkiye'ye karşı yetenekler kazandırıp saldırı yaptırmaya çalışan bir atmosferdeyiz. Saldırı yaptırılmaya çalışılan bir atmosferdeyiz. Bunlarla falan tabii Türkiye'yi dizayn edemezler. Ama önce de ne diyorlardı bakın. Yani terör üzerinden Türkiye'nin canını yakıyorlardı. Dış politikasını etkiliyorlardı ama artık etkileyen böyle bir şey yapamıyorlar. Böyle yaparlarsa da işte nasıl diyelim bedelini ordumuz, istihbarat teşkilatımız, devletimiz fazlasıyla ödetiyor. Evet, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar da var. Mağaralar, sığınaklar, işte petrol tesisleri 29 noktaya imha eden işte operasyonlar düzenlendiği bilgileri geldikçe biz de bizleri izleyenlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak söylemek istediğiniz toparlayıcı cümleler Tabii varsa, az bir önce gün artık belirttiğiniz gibi hani bu ayar veremezler dediğiniz gibi cümleler varsa almak isteriz hocam. şimdi tabii yani Irak ve Suriye'de devlet yapıları olmadığı için bizim mutlaka Irak ve Suriye'de egemen devlet otoriteleri, otoriter egemen devlet yapıları kurulana kadar orada bulunmamız şart. Bir ülkenin güvenliği sınır hattından değil, sınırlarının derinliğinden itibaren başlar. Yok efendim işte maalesef yani şöyle bir şey oldu. Terör saldırıları yapılınca
terör saldırılarını yaptıranlar aynı zamanda sosyal medyada da tetikçileri vasıtasıyla bir kara propagandaya girişmeye çalıştılar. Yani sadece sahada değil aynı zamanda toplumsal algıyı da Türkiye'nin aleyhine değiştirecek şekilde işte yok esir alınmışlar da yok işte efendim Irak'ta Kuzey Irak'ta tutunamaz mıyız? Oralar çok dağılıkmış. Kötü hava şartları. Niye geriye çekilmeliyiz? Orayı bırakmalıymışız filan gibi akla ziyan şeyler. Bunlar doğru değil. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü hava ve arazi şartlarında muharebe birden fazla cephede muharebe edecek şekilde dizayn edilmiştir. Böyle bir güç ve kapasitesi vardır. Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe diye bir harekat çeşidi vardır. Bunu yapabilir Türk Silahlı Kuvvetleri. Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda ne yapıyorlar sanırlar? Çay kahve mi içiyorlar yani? Gece gündüz bunların eğitimlerini, Foça Komando Okulu'nda ne yapıyorlar zannediyorlar? Çay kahve mi içiyorlar? Bunların eğitimlerini yapıyorlar. Üstün askerler yetiştiriyorlar, komandolar yetiştiriyorlar, eğitimli askeri personel yetiştiriyorlar. İşleri bu. Ve bunu en iyi şekilde başaran da yine Türk Silahlı Kuvvetleri. Dağlık arazide de muharebe edilir, düz arazide de muharebe edilir. İşte fiziksel olarak tutmak mümkün değil. Elbette yani hiçbir yeri fiziksel olarak tutmaya da ihtiyaç yok zaten. Bir yeri bir kısım fiziksel kuvvetle tutarsınız, geri kalanları teknolojik imkanlarınızla uygulayacağınız taktik ve teknik yöntemlerle kapatırsınız. Yani dünyada neresi fiziksel olarak askerlerin dizilmesiyle tutulmuş? Çin Seddi mi oluşturacağız? Yani bunlar tabii insanlarımızın aklını çelmeye çalışan şeyler. Yani Irak'ta da durum budur. Yapacağımız şeylerden bir tanesi kalıcı üs bölgelerini daha da arttırıp oradaki yerleşikliğimizi daha kalıcı hale getirme, daha güvenli hale getirme. Bunun derinliklerindeki terör unsurlarıyla topçu, füze sistemleri, SİHA'lar, helikopterler ve uçaklarla yine Milli İstihbarat Teşkilatımızla bir kuvvet çarpanarak sürece devam ederek daha derinlikteki terör hedeflerini vurmak şeklinde bir mücadele devam edeceğiz. Zaman zaman bu tür şeyler olabilir. Keşke olmasa. İşte özellikle ama dikkat edin bu örgütün kendi kabiliyetiyle olmuyor. PKK'nın kendi kabiliyetiyle olmuyor. İşte Türkiye ile ne zaman küresel güçlerin çıkarları çatışsa bunu bir maymuncuk olarak kullanıyorlar. Artık terör örgütünün PKK'nın bir ideolojisi falan da yok yani. Bakarsanız işte Ermenistan'da kullanılıyor, Ukrayna'da kullanılıyor. Şimdi siz biliyor musunuz Gazze'de bile İsrail üniforması giydirip kullanılan teröristler var. Yani parayı kim bastırırsa PKK ona gidip savaşıyor. Oradaki insanlar aslında farkında olmadan emperyalist güçlerin bir taşeronu olarak kullanılıyor. Yani artık bir hani bir ideolojiden bahsetmek mümkün değil. Yok işte terör örgütü, Marksist ideoloji. Ne Marksist ya? Kapitalist ülkelerin kucağında bir aparat haline dönüştü yani. İdeolojisi olmayan bir örgüt zaten kendi tabanına ne verebilir? Kendi tabanı da kalmadı bu yüzden. Dolayısıyla burada PKK'nın bir taşeron örgüt olduğunu, para karşılığı çalışan bir yani nasıl diyelim terör bankası. Parayı bastıran teröristi alıyor, parayı bastıran teröristi alıyor. Yani insanlığın yüz karası haline gelmiş bir iğrenç yapılanma. Ben örgüt bile diyemiyorum çünkü örgütsel bütünlüğü de kalmadı. Yani bunlar tabii küresel güçlerin Türkiye ile mücadelesinde dış politikadaki kırılma noktalarında bu tür aparatlar maalesef kullanılıyor. Ama bunlar tabii terör örgütünün varlığının büyük olduğunu göstermez. Böyle bir algı yapılmaya çalışıyor. Bu doğru değil. Yok ordulaşmış da yok. Hiç de öyle 70 bin, 80 bin güçleri falan yok. Açıp Birleşmiş Milletler raporlarını okusunlar. Gerçek sayıları toplam Suriye ve Irak alanında 12 bin. Yani o da derinliklerde yani. Bizimle savaşmak istemiyorlar. Bizimle çatışmak istemiyorlar. Daha El Tanf'ta, daha Ürdün sınırında falan kaçıyorlar. Deyrezor'un bile altına inmiş durumdalar. Yani bu tür gerçeğe dayanmayan algı operasyonlarına insanlarımız inanmasın. Her yerde savaşabilirsin. Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde savaşacak güç ve kabiliyette. Yani ille yok düz ova olursa savaşırım, dağlık arazi olsa savaşmam gibi saçma sapan mantıkları insanlarımızın kafasına sokmaya çalışmasınlar. Ordu devletin güvenliği için her yerde ve her zaman savaşır. Türk ordusu böyle bir kudret ve kabiliyettedir. Bunu da son olarak söylemek istedim. Oradaki askerlerimize başarılar diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz tekrar.
Onlar sayesinde ülkemizin bekası sağlanıyor. Rahat ve huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisine hiç kimse kefen biçemez, ahkam kesemez. Kefen biçmeye kalkanlar, Türkiye'ye ahkam kesmeye kalkanların akıbetlerinin ne olduğunu açıp sosyal medyadan insanlarımız baksınlar efendim. Çok teşekkür ederim hocam, değerlendirmeleriniz ve bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür Ben ederiz. de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. ASAM uzmanı Doktor Eray Güçler bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.